سيدنا ونبينا مولانا محمد رسول الله يا ربي بزي hayır üzerine topla. Amin. Hayır işinde topla. Amin. Şer yolunda toplama. Amin. Ve şer içinde toplama. Amin. İnsan ya hayırda olur ya şerde olur. Elbette ki hayırlı meclis hayırlıdır. Biz de onu isteyelim. Cenab-ı Hak'tan onu isteyiyoruz. Allahümme rızıkna tayyiben ve samina salihin. Bizi halalle besle ya Rabbi. Amin. Ve salih kullarının yolunda bizi çalıştır. Amin. Elbette ki ibadet ve hayır yapmak halal yemenin neticesinde olur. Lokması halal olmayan adam hayır yolunda olamaz, hayır yapamaz, ibadete de yaramaz, hayıra da yaramaz. Lokmanın temizliği bizi güzel yola sevk eder. Çünkü halal yiyip, halal lokma yiyen kimsenin haram iş işlemesi olamaz. Halal lokmadan aldığımız kuvvet halal olan yolda sarf olur. Haramdan beslenen vücut, o da haram yolda yıpranır, biter gider. Bizim de dileğimiz Cenab-ı Hak'tan, ya Rabbi hoş rızıklarla bizi rızıklandır. Hoş rızık halal rızıktır. Ve hoş hizmetlerde bizi kullan. Yani kulluğunda bizi kullan ya Rabbi. Amin. En şerefli iş nedir insan için? İş çok. İş çok. En şerefli insanın işi nedir? İbadettir. Ondan şerefli iş yok. En şerefli hizmet Allah'a hizmettir. Onun için gününü Allah'a hizmetle başlar. Sabah ya Fettah ya Alim ya Rezzak, ya Kerim, ilk hizmetin Mevla'nın hizmeti olsun. O günkü hayat programı sağlam olur. Güzel başlangıç yaparsın ve gününü güzel bağlarsın. Güzel hizmetle başlattığın vakitte gününü sonunu da Cenab-ı Allah güzel getiriyor. O gün seni üzecek bir vukuat ne görürsün, ne sana gelir, ne de senin göreceğin yerde başkalarına gelir. Çünkü başkalarının üzerine bir kazanın veya bir belanın veya bir derdin veya iptilanın gelmesi, gelmeyen insanı da üzer. Çoğu der keşke görmeseydim onu. Günlerce tesirinde kalır, haftalarca tesirinde kalır. Belki aylarca, belki yıllarca onun tesirinde kalır. Belki ömrünün sonuna kadar devam eder. Şimdi bu kardeşlerin kullandığı tabir var. Şok tesir yaptı diyor üzerinde. Bazı şok kuvvetli gelir. Ta dünyadan gidince kadar o şokun tesirinden kurtulamaz. Sabah Mevla'ya hizmetle başlar. Şerefli işle başlar. Bir defa Cenab-ı Allah senin dağını kişiyi toplar. Şimdi memleket büyüdü. Büyük şehirler, kasabalar, umman gibi insan var. Ve insan bu kalabalığın içerisinde belki bir günde bir mühim işine bakabilir. İşin içine yetişemez. Kalabalıktan yürüyemezsin. Uçamazsın. Sırada gideceksin. Dairelere gidersin, daireler kuyrukta, umman gibi. Vasıtaya bineceksin, kuyruk. Vasıtaya girersin, kuyruk. Efendim, evden çıkarsın, kuyruğa girersin. Her yerde birkaç işi olan kimsenin birkaç gününü harcaması lazımdır. İlk işi
Mevla'ya hizmet olan kimseye Cenab-ı Allah günlük hayatındaki zorlukları kaldırır. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla'nın hizmetinde bulunduktan sonra Ya Rabbi izninle bu helal olan rızkımı toplamaya ve fi sebilillah'ta hizmete Allah. Niyet edip çıktım Ya Rabbi. Avuz meseleyi çekip çıktığın vakit yol bir defa açılır. Bu Yugoslavya'dan geçerdim. Çok defalar geçiyorum. Geçtim. Bir caddesi var onun. Efendim, Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yolun üzerinden 1500-2000 kilometreye yakın yol bu. Şimdi bir parça genişledi de eskiden gene şimdi bile tıkandığı çok vakit olur. Tıkandığı vakitte bir defa çok tıkanıp kaldı. Yol millet tedirgin oldu. Ehlullah'tan Sersem Mehmet Baba. Hazineden babanın halifesi ve hadimiydi. Onların ruhaniyetleri keskin olur. Meşayika hizmet gören zatlar dünyadan gittikten sonra da onların hizmeti seriyedir. Doğrudan sultana müracaat etmek usul değildir. Onun hizmetinde olana çağırmak lazım. Her zorlandığı yerde evliyalara itikadı olan kimse, manevi kuvvet sahiplerine inanan kimse, onlara çağırsa onlar imdada yetişir. Dedim, bu yol muhakkak. 3 saatte açılmaz bu. Oradan gidiyor. Çağırdık. Şevşen Mehmet Baba'ya. Sana bir Fatiha buyuracağım. Çabuk yetiş bu şeyi yolu açmaya. Allah. Kaldık bu koca yolun üzerinde. Ne zaman açılacağı belli değil. O 2-3 saat belki 5 saat sürer. Ben onu imdada çağırdığımda böyle benim geride üsküp. Üsküp değil mi? Yugoslavya'da. Skopje der ona. O taraftan böyle hılgarla atın üstünde böyle geçti bana sesledi. Selam verdi. Hılgarla geçti böyle. İleriye. Aradan 5 dakika geçmedi. Yol gevşemeye başladı. Gevşetti yukarıdan en başında. Çekti yol açtı, anında o, burası sahibi. Evliyaya itikadı olan, itimadı olan kimse, dünyada da işi kolaydır, ahirette de. Bereketinizin sultanım. Dünya büyüklerinin yanına girmek için 70 perde aralayıp, ne kadar duracaksın Allah bilir. Ya devletler kabul eder, ya etmez. Bu ahiret sultanların ne itikadı olan onların hadimine çağırırsın. Hizmet karına çağırırsa onlar o işe ehildir. Nerede daralırsa bir kimse 3 ihlas bir Fatiha Efendimiz'e. Sonra Sultanul Evliya Efendimiz Hazretlerine bağışlasın. Ondan sonra bana olan emir sana seslensin diyedir. Biz hizmette duran kimseyiz şimdi dünyada. Allah eksikimizi göstermez. Bizim Allah. Efendim, biz en zayıfları olduğumuzdan en ufakta olanlar seslendi mi dünyayı böyle dokunursa o tarafa atar. Kuvvet yetişirse ne var? Kuvvet yetiştirdikten sonra ehemmiyeti yok. Evliyaya itimadım var benim demiş Fatih Sultan Mehmet Hazretleri. Her muzaffer olan sultan, hepsi onlar imdada manevi sultanları çağırır. Onların izniyle dağınık işini Cenab-ı Hak toplar. Ben utanıyorum bir şey demeye Cenab-ı Allah'tan istemeye.
Ya Cenab-ı Hak'tan istemek böyle çöp çöp kabilinden bu dünyadaki ıvır zıvır istemek çok ağırıma geliyor. Diyorum, ashab-ı nöbet tutan evliya vardır. Onlara çağırdığı vakitte onlar işi becerir. Evet. Evliyaya itimadımız var. Elhamdülillah. Evliya olmasa bu dünya durmaz. Evliyalar bittiği vakitte dünya batar. En son onlar dünyadan gider. Onların da üzerine melaike-i kiram namaz kılar. Yeryüzünde la ilahe illallah diyecek kimse kalmaz. Dünyayı sallar. Zelzelelerden darmadağın eder. Üzerinde umran. Yani insan yapısı hiçbir şeyden eser kalmaz. Hepsini bitiriyor. Yumruk kadar insan emeğinin uğraştığı bir taş da kalmaz. Kuma çevirir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, azametiyle. Ondan sonra Mahkeme-i Kübra için insanlar mahşere büyütecek. Şimdi yakın olduğu cihetle çok tehlikeli günlerdir. İçinde bulunduğumuz efendim, şartlar da boyuna sıkıntıyı artırıyor. İnsanların azgınlıkları günden güne zirveye doğru çıkıyor. Azgınlık arttık sonra da şiddet artıyor. Şiddet tecellisi kahır tecellisidir. Cenab-ı Allah'ın kahrının tecellisi var şimdi. Acayip. Memleketin üzerinde. Kahır tecellisi. Kahhar olan Cenab-ı Hakk'ın kendini tanımayanlar hakkındaki kahır tecellisi mağripten maşrika dünyayı kuşatıyor. Hiç bu şimdiki o şeytan dolaplarında hayırlı haber işitilmez. Boyuna şiddet haberleri. O da 15 asır önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu efendim ne gibi meydana gelecek vukuat varsa hepsinin zuhura geldiği günlerdir, içinde bulunduğumuz günler. Buna karşı kendisini maddi imkanlarla gözetmek isteyen kimseler ona muvaffak olamaz. Muhakkak efendim manevi himaye lazımdır şimdi.